Niye dükkanı atıyorsun be hayatım? Yatak odamız daha güzel duruyordu. Yok yok, burada daha güzel duruyor. Aslında bu fotoğrafı senin her geçtiğin yere asmak lazım ama hadi neyse. Niye her geçtiğim yere asıyorsun hayatım? Ben seninle evli olduğumu ezbere biliyorum. Dükkana gelen kadınlar bu resmi görsünler, benimle evli olduğunu anlasınlar da sana pas vermesinler diye. Hayatım, verecek kadın gene verir. Al da at dercesine pas veren kötü niyetli bir kadını değil ben, Popescu bile durduramaz. Hadi oradan, kadınlara bahane bulma. Seninle pis zampara olduğunu bilmiyor muyum ben? Vallahi günahımı alıyorsun ya. Dükkana gelen dişi sivrisineklere bile dönüp bakmıyorum. Dişi haşerelerden sefer sorumludur. Kimim, ben mi sorumluyum? Yaşasın! Şuayb Usta bayanları bana devretti. Yemin et bakayım Şuayb Usta. Bak, Zaruret yengem gittikten sonra sözünü unutmayacaksın değil mi? Unutur muyum? Zaruret yengem gider gitmez kafanı kıracağım gerizekalı. Gördün mü? Yalanın çıktı işte meydana. Ya bak, ilginçtir. Sen hep benim günahımı alıyorsun. Ve yine çok ilginçtir. Ben de sana hep bu bilezikler alıyorum. Ay, ne kadar ilginçsin. Şahipçim. Ay, çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Hadi bay bay kocacığım. Güle güle. Kırmızılarını giymeyi unutma. Olur kocacığım. Ulan şu bilezik denen alet var ya. Tekerleğin icadından bile daha büyük bir buluşma. Allah Allah. Ulan ne tarafa gitsem, Zarrat o tarafa bakıyor be. Canlı mıdır nedir bu? Fotoğrafların böyle bir özelliği vardır Şuayb Usta. Ne tarafa gitsem o tarafa bakıyor gibi olur. Ulan ne biçim özellik bu böyle be? Bak Zarrat bana böyle baktıkça dükkana gelen çıtırlara asılamam. Sen en iyisi bu fotoğrafın üzerine bir örtüm örtü ser. Tamam Şuayb Usta. Ya bu kara hakikaten bana bakıyor ya. Allah Allah. Merhaba. Bu ses onun sesi. Yıllardır beklediğim kadınımın sesi. Nerede duysam tanırım. Ben sizi tanımıyorum ama. Tanışmıyor olmamız ilişkimizde bir sorun yaratacaksa tanışalım bayan. Bendeniz Şuayb. Yazıldığı gibi okunur. Memnun oldum. Ben de Ebru. Ebru. Şallı Ebru yani. Vallahi üzerinizdeki şal Ebru şallının şalından bile daha güzel Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Ama siz evlisiniz galiba Şuayb Bey. Kim o? Fotoğraftaki bayan da karınız mı? Ha o mu? Şey o... Şuayb Gross Marketler zincirinin kurucusu rahmetli Zaruret Ana. Nur içinde yatsın. Neyse. Ben oradan bir paket makarna rica edebilir miyim? Tabii canım. Hemen şu güzel ve özel müşteriler için ayırdığımız şu kalıtalı makarnalardan bir paket getir bakayım oradan. Tamam Şuayb. Çırak makarnayı hazırlarken şöyle güzel bir bara gidip karşılıklı bir şeyler içsek diyorum Ebru Hanım. Aslında çekici bir insansınız Şuayb Bey ama ben daha çok böyle sert erkeklerden hoşlanırım. Yani Kadir İnanır gibi. Kadir İnanır benim yanımda sütlaç kalır vallahi ya. Siz Şuayb İzmir'in ne kadar gaddar olduğunu duymadınız galiba. Hayır. Göstereyim. Gel lan buraya. Gel bakayım. Gel. Buyur sen makarnaları hazırlamadı mı da? Yok. Ben öyle demek istemedim. Yani benim erkeğimin yanında bir sürü adamları olmalı. Böyle silahını çektiği zaman herkes ondan korkuyla titremeli. Ya bu kadın mafya babalarıyla bozmuş galiba. Lütfen aramızda kalsın ama bak bunu söylemek zorundayım. Bu bölgenin haracını yiyen meşhur Şuayb Baba ben. Şuayb Baba mı? Ben daha önce bu ismi hiç duymadım ama. Çek senet haraç işlerini çok temiz bir şekilde hallettiğim için pek medyatik değilim. Harika bir şey. Yani sen gerçek bir babasın. Ne demek gerçek? Dokun bir yere dokun. Sefer oğlum. Hemen tekele gidiyorsun. Bizim haracımızı getiriyorsun. Oradan gelirken de Coca-Cola'ya uğra. Bu ayki haracı getir tamam mı? Bir kıllık mıllık yapan olursa bak Şuayb babanın selamı var be. Peki Şuayb baba. Yalnız bir şey soracağım Şuayb Bey. Yani niye böyle rengarenk giyiniyorsunuz?
Yani benim bildiğim kadarıyla genellikle mafya babaları sadece siyah giyer. Bu benim temtili kıyafetim Ebru'cum. Bak benim burada her yerde hasımlarım vardır. Ben bazen öyle tanınmamak için bakkal ayağına yatarım. Sen asıl beni resmi baba kıyafetiyle bir gör hele. Kalkıcı karısı Binnaz, esnaf karısı Binnaz, Binnaz, Binnaz. Ne Şuayb, sen hiç siyahlar giymezsin. Bugün yastayım zaruret. Neyin yası? Hiç sorma, bugün çok büyük bir eşeklik yaptım. Ya. Müşterinin birine para üstü olarak 1 milyon vereceğime yanlışlıkla 10 milyon vermişim. Onun yasını tutuyorum. Peki bu tabanca ne? Bu tabanca, ben bugün birazdan tekele gideceğim de üzerinde yüklüyeceği bir para olacak. Hani ne olur ne olmaz, caydırıcı olsun diye öyle üzerinde taşıyorum. Ben de bunu yedim değil mi? Bugünkü menüde bu var, artık yersen yani afiyet olsun. Neyse bak, ben sana bugünkü şeyi takdim edeyim, bileziği. Zaruret, bilezik, bilezik, zaruret. Ay çok memnun oldum. Ay ne kadar mükemmel bir kocasın Şuayb'cim. Afiyet olsun. Allah'ım, bir çaçorun karı vermişsin ama bilezik zaafı da vererek olayı dengelemişsin. Yine de şükürler olsun, bunu bulamayanlar da var. Alo? Babaların babası Şuayb Baba. Çıtırların çıtırı Ebru Çıtır'la mı görüşüyorum? Merhaba Şuayb, ben Ebru. Ebru'cum, birazdan mafya babası olarak seninle eve geliyorum. Hasretli seni bekliyorum Şuayb. Siyah takımlarını giydin mi? Giymez olur muyum? Siyah takımlarım, siyah şapkam ve tabancamla senin eve geliyorum. Şimdi de sen üzerindekilerinin raporunu ver. Fazla bir şey yok. Pembe bir sabahlık var sadece. Pembe bir sabahlık mı? Bekle beni pembe sabahlıklı kız. Hain kurdum Şuayb'in geliyor. Yedi bela Mahmut ve adamları dükkana geldi. Mahmut da kim? Mahmut arazi mafyası babasıdır. Dakika başı çatışırız terbiyesizin evladıyla. Ben kapamak zorundayım Ebru'cum. Daha sonra ararım seni. Ne olur kapama Şuayb. Çatışmayı naklen dinlemek istiyorum. Tamam. Al. Al sana. Heyecanlı. Naklen mafya baskını dinliyorum. Resmen dağıt onları Şuayb'im. Dağıtıyorum Ebru. Kurşunum bitti Ebru. Aralarına yumrukla dalacağım. Sana. Dikkatli ol sevgilim. Kıza hava atacağım diye niye vuruyorsun bana Şuayb usta? Lan bu sana az bile. Al sana. Al. Kaybederim. Ay çok heyecanlandım. Kaç kişiyi inanladın Şuayb? Durum kaç? 15 kişiyi bitkisel hayata, 25 kişiyi hayvansal hayata soktum Ebru'cum. Müthişsin Şuayb, gerçek bir babasın. Ne mutlu bana. Her zaman bileği bükülmez bir mafya babasının sevgilisi olmak istemişimdir. Merak etme Ebru'cum, benim bileğim bükülmez. Sen şimdi adresi ver bana. Tamam, 1. Taş Ocağı Caddesi, Yaşar Bey Sokak, No 5. Tamam, geliyorum Ebru'cum. Hadi Şavso Panço, gidiyoruz. Beni de götürdüğüne pişman olmayacaksın Şuayb usta. Şuayb değil lan, Şuayb baba. Okey usta, ya Şuayb baba derim. Yine Şuayb'ım varıyor galiba. Alo? Alo Cihan, dillerini yerim senin. Gafur sen misin? Ne çabuk unuttun sesimi cicim. Artık sesini duymak istemiyorum Gafur. Peşimi bırak. Bırakmazsan ne olur? Bırakmazsan Şuayb Baba ile uğraşmak zorunda kalırsın. Şuayb de kim be? Şuayb Baba'yı tanımıyor musun? Bu alemin en bileği bükülmez babasıdır o. Ben artık onu seviyorum. Şuayb Baba diye birini duydunuz mu lan?
Şahip mi? Yok abi, bu alemde Şahip diye birini tanımadım. Yine bir o olmasın? Bir daha beni arayıp rahatsız etme Gafur. Artık yalnız değilim. Bundan sonra karşında Şahip babayı bulacaksın. Bana bu Şahip baba denen ergeni hemen bulun! Dön arkana lan, dön bakayım. Şimdi Ebru yengenin üstünde uygunsuz bir kıyafet olabilir, kapat gözlerini. Nasıl olsa döndüm arkama, vallahi bakmıyorum Şahip usta. Ben eşeğimi sağlam tazığa bağlayayım da kapat lan gözlerini, görmüyorsun değil mi? Aa. Sakın bakayım deme ha. Hadi bakayım, sana iyi nöbetler, hadi. Hoş geldin. Gelsene Şahip. Gelmez miyim hayatım? Ooo. Bu herif ne ki Mevru? Bunların hepsi Sicilya mafyası. Biliyorsun en sert ve en acımasız babalar onlardan çıkıyor. Beni de İtalyan mafyasından isterler. Özellikle de Juventus ve Milan açık çek verdi, inan gitmedim. Kim bu saatte acaba? Bizim Sefer hıyarıdır, açma kapıyı. Yiyecek bir şeyler vereyim bari, çocuğa yazıktır. Bence alıştırmasan daha iyi. Gafur, ne işin var senin burada? Ben sana gelme demedim mi? Mafya babası sevgilin Şahip'le belki tanıştırırsın diye düşünmüştüm. Ne de olsa eski sevgiliyiz diyor. Girme canım içeri, girme. Kim bu Gafur hıyarı be? Girdim bile canım. Artık engellesin bakalım Şahip babamız. Bu mu lan Şahip baba? Göster gününü Gafur'a sevgilim. Göster gününü, beni hep rahatsız ediyor. Kim bu beyefendi? Eski sevgilim Gafur. İhale mafyası babasıdır. Hadi bakalım Şahip Bey, göstersene bana gününü. Canım kavgaya ne gerek var? Konuşarak da halledebiliriz değil mi? Kendi aramızda. Ebru'cum burası çok kalabalık oldu. Ben daha sakin bir zaman daha gelirim değil mi? Şahip yani kırmayacak mısın sen bunun kafasını? Canım dalsana şunların arasına. Hani bugün 20 kişinin arasında dalmışsın ya, işte öyle dal ve dağıt bunları. Tabii Şahip. Şahip neden kırıyorsun sevgilini ha? Yapmayın. Tut şunu. Ben gariban bir bakalım. Mahkemeye yakışır mı kardeşim, yapma. Yapmayın kardeşim. Dağıtmayacak bunun yüzünü. O zaman ben senin yüzünü dağıtayım. Sesini bile duymak istemiyorum, defol git bu evden. Bağırma Cansu. Yani birbirini şehvetle arzu eden iki uygar insan gibi konuşup anlaşabiliriz yani. Sen bir yalancısın, tamam mı? Sus! Ben de onu diyorum, yani konuşarak vakit kaybetmeyelim. Bak şu ana kadar 5 dakika boşuna gitti. Halbuki bu vakte kadar şu sana aldığım şampanla duşunu almış olurdun yani şimdi. Ne var şampanda? Kız reklamlarda var ya hani kadın. Ben de o şampandan istiyorum diyor ya. İşte o şampandan aldım yani birlikte. Yapmak için. Defol git bu evden, seni asla affetmeyeceğim Şahip. Ben seni hiç affetmeyeceğim. Bak evlenmeden asla bu iş olmayacak. Hayatım ben zaten evliyim, yani bu durumda sorun yok. Ulan sen salak mısın be, ben onu kastetmiyorum. O kadından boşanıp benimle evleneceksin diyorum. Tamam hayatım, niye böyle şey yapıyorsun? Bak sana aldığım karanfillerle tanıştırayım seni. Karanfil Cansu, Cansu karanfil. Hop karanfilli, 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 yaralı yar. Hop karanfilli, karanfilli. Ya yeter! Sen bu şarkıyı sevmedin. Bak senin şarkını söyleyeyim. Matilda. Matilda, Matilda, naray naray naray. Al bu çiçeklerini, defol git bu evden diyorum. Yıllardır beni oyalayıp duruyorsun, boşanacağım diye. Hayatım bak, düşünmem için şöyle çok değil. Bana 10 yıl gibi bir süre tanı. Tamam. Tamam. Belki bu 48 ayar vurma bilezik fikrini değiştirir. Yıllardır beni karından çaldığın altınlarla kandırıp duruyorsun. Ama bu sefer asla yemeyeceğim. Şahipciğim, defolup gideceksin, seni gözüm görmesin. Hayatım, yani beni görmek istemiyorsan gözlerini yumabilirsin. Yumdum. Seninle hazır gözlerini kapatmışken körebe oynarız. Oh. Gözlerin kapalıyken de yapacak bazı şeyler bulabiliriz yani. Yok, defolup git bu evden diyorum sana.
Cansı Federasyonu evi bana süresiz kapattı. Ayvayı yedik valla. Buyurun efendim, suyunuz. İçerken beni hatırlarsınız. Çok teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Borç mu? Duymamış olayım. Dükkan sizin hanımefendi. İstediğinizi alabilirsiniz. Ulan karizmatik deme. Sen kimin malını kime veriyorsun lan? Ne olur vurma Şahip Usta. Bazen sen de müşterilere böyle kıyak yapıyordun da onun için. Ulan terbiyesizin evladına bak be. Ulan dükkan benim mal verir. İster veririm ister verme. Vurma Şahip Usta. Vurma. Ay lütfen vurmayayım beyefendi. Çok geç artık. Vuruldum bile. Böyle kanman akmadığına bakmayın. Hançeremden vuruldum. Daha tanışmadık bile. Nasıl vuruldun Semen? Ben önce vurulayım sonra bilahare tanışırız. İsmim Nadide. Aslında koleksiyonunuzdaki Nadide parçalardan isminizi tahmin etmeliydim. İzin verin size Nadide Sultanım diyeyim. Bence mahsur yok. Benim isim de Şuayip. Yazıldığı gibi okunur. Saat 11 olmuş. Hemen gitmem gerek. Tenis hocamı bekletmemem lazım. Ama ben sizi yıllardır bekliyorum. Biraz da tenis hocanız beklesin. Bugün ilk tenis dersin. Geç kalırsam ayıp olur. Hadi hoşçakalın. Ama hiç olmazsa nerede tenis oynuyorsunuz? Onu şey etseydiniz, söyleseydiniz. Kran Plaza. Güle güle Nadide Sultan. Ulan dükkana böyle nadide parça ayda yılda bir düşer. Ulan Şuayip, sen de Şuayip sen. Bu nadide parçayı koleksiyonuna katarsın. Dur tahmin edeyim Şuayip Usta. Neyi tahmin edeceksin lan tırtıl? Birazdan tenis raketini alıp eşofmanları giyip tenis oynamaya gideceksin değil mi? Ver lan şuradan aşortmanlarımı. Tamam Şuayip Usta. Ver al bakayım topuna. Geliyor Şuayip Usta yakına. Ulan ne biçim top atıyorsun lan? Karizmatik de ver düzgün atsana. Tamam. Aslan. Yakala. Hoppa. Yeter lan bu kadar. Bu kadar hareketle ben binbir dola katılırım valla. Hatta binbir donunu alır donsuz bırakırım. Hayranım sana be Şuayip Usta. Valla kafana koyduğunu yapıyorsun. Helal olsun. Şuayiplik o kadar kolay değil be oğlum. Şuayipliği okullarda ders olarak okutmaları lazım ama nerede öyle milli eğitim? Şuayip Usta ben de top toplayıcı olarak geleyim mi? Yanında öylece dururum. Gelme sen be. Böyle burada daha iyiydi. Geleyim be. Kes lan tıraşı. Bana bak. Zaruret ararsa tekele mal almaya gittiğimi söyle. Cansu ararsa ki bu aralar arayacağını hiç sanmıyorum. Sen yine de Coca-Cola'ya gittiğimi söyle tamam mı? Tamam Şuayip Usta. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Oh beyefendi nereye? Sence nereye gidiyormuş gibi bir halin var? Bence Medrano Sirkin'e gidiyorsun. Bana bak doğru konuş ya. Ben Tenis Federasyonu tarafından gönderilen yeni tenis müfettişiyim. Müfettiş mi? Evet milli tenis müfettişi Şuayip. Şimdi bu terbiyesizliğini senin siciline işlersem senin tayinin nereye çıkar bakayım ha? Ver elini Şırnak tenis tesisleri. Bu seferlik affedin beyefendi. Birden tanıyamadım. Buyurun geçebilirsiniz. Hadi bakayım. Kız! Nadide! Nadide Sultan! Ben geldim ben. Tenis hocan Şuayip geldi. Şuayip sana büyük tenis vuruşları öğreteceğim. Şuayip Bey! Bugünkü dersimizi birlikte işleyeceğiz. Siz tenis hocası mıydınız? Ne diyorsunuz? Ben tenis camiasının Fatih Terim'iyim ya. O Milan'la Real Madrid gel dedi bizim tenis takımımızı bir çalıştık. Vallahi kebap hasretine dayanamam diye gitmedim ha. Kusura bakmayın ama tenisçi olduğunuzu hiç belli etmediniz. Doğrudur. Bak, büyük tenisçi Wang Yu der ki gerekmedikçe tenis bilgilerinizi kimseye göstermeyin, hava atmayın derdi. Ne kadar etkileyici konuşuyorsunuz Şahip Bey. Allah sağ olsun Hülya da öyle derdi. Hülya mı? O da kim? Bizim Hülya Uşar canım. Ona tenisi ben öğrettim kerataya. Ay size hayranlığım daha da artıyor Şahip Bey. Boşuna uğraşmayın sultanım. Benim size olan hayranlığımı asla geçemezsiniz. Neyse bu konuyu istersen duşumuzu alırken devam ederiz konuşmaya. Duş mu? Daha derse başlamadık hocam.
Tabii derse başlamadık değil mi? Başlayalım o zaman. Lesson one, yani ders bir demek oluyor. Şimdi bak, bu topu böyle tutuyorsun. Açılıyorsun. Top çok önemlidir. Attığın top mutlaka hedefi bulmalı. Topu şöyle havaya atacaksın. Vurduğun zaman mutlaka istenilen... Pardon beyefendi. Bu sahada ben ders verecektim. Yönetim sizin dersinizi yarın almış birader. Şu an ben ders yapıyorum, güle güle can. Ama çok ilginç, bu sahada benim ders vermem lazım. Allah Allah. Bilemiyorum. Ulan raketi tutmaz, kalkmış ders veresiyor ya resmen. Neyse, ben nadidemi yedirir miyim be? Dikkatini bana veriyorsun. Daha sonra bilahare başka şeylerde. Neyse, bak bu şimdi Hakan Şükür vuruşudur. Tamam mı? Dikkat et. Hakan. Şimdi top böyle baktın ki şöyle böyle aynen böyle karşıdan böyle sana doğru geliyor. Hemen raketi bir kenara bırakacaksın. Topu böyle kurşun gibi karşılayacaksın. Kafayla karşılayacaksın. Bu tıpkı futbol gibi. Evet. Biraz benzer. Mesela şu vuruşta Hacı vuruşudur. Bak, Hacı. Bu topu karşılayan bak. Şu topu karşılayan, inan ki o faniyi bugüne kadar tenis camiasında tanımak mümkün olmadı. Bir göreyim. Olmadı. Bir daha. Ay ben bu hacı vuruşunu yapmasam. Yap, olmadan olur mu? Bak şimdi bacaklarını iyi kaldırman lazım. Şimdi at bakayım. At ya. Bak oluyor oluyor. Al bakayım bunu. Al, ben sana top veririm. Alır. Vallahi bak bu iyi. Öğreniyorsun ha. Vallahi öğreniyor ha. Az al topu al. İyi oluyor, ben bakıyorum. Güzel oluyor. Şeref verdiniz efendim, şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz Vakkas Bey. Bana bir tenis hocası gönderin. Şu tenis nasıl oynanıyor bir öğretsin bakalım. Çok özür dileriz efendim, şu an elimizde hoca yok. Ne demek ulan yok? Bana en son yok diyen adam hangi asri mezarlıkta biliyor musun lan sen? Bak şimdi biraz bitişelim. Şimdi buna Şuayb vuruşu derler. Patenti bana aittir. Kalçalarınızla şöyle oynuyorsunuz. Şöyle öyle. Sol gösterip şöyle sağ vuruyorsunuz, tamam mı? Vallahi toplan rakip ayrı köşelere gider. Televizyonda seyrettim, tenisçiler hiç böyle yapmıyor ama. Ya onlar hıyarın teki ya. Ne anlar tenis sporundan ya, bu hareketleri yapmak kolay mı değil mi? Şimdi geliyoruz göğüs istopuna. Teniste göğüs istopu da mı var? Olmaz olur mu? Tenis sporu her gün gelişiyor, değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak lazım değil mi? Şimdi o nadidelerinizle, yani pardon göğüslerinizle şöyle topu şöyle istop ediyorsun. Ay çok zormuş ya. Aslında bu göğüslerle çok zor olmaması lazım. Yani şöyle. Vakkas abinin selamı var. Seni bekliyor. Kendisine tenis dersi vereceksin. Vakkas da kim lan? İşte kart viziti. Bu sanırım sana Vakkas abi hatırlatmıştır. Vakkas abi. Hatırladım canım abi. Bizim Vakkas abi. Hatırladıysan gidelim, hadi yürü. Ulan yaktın beni Vakkas'ı yarın. Hadi diye daha doyamamıştım ben. Selamun aleyküm Vakkas abi. Aleyküm selam. Şimdi bana tenis öğreteceksin, tamam mı koç? Tabii başım üstüne Vakkas abi de ben sadece kadınlara tenis dersi veriyorum. Sen kadın hocasısın diye ameliyatla karı mı olacağız lan ibibik? Aynısından bana da göstereceksin, yoksa oyarım. Oyarsın Vakkas abi, benden günah gitti. O zaman seni şöyle alayım. Şöyle alayım Vakkas abi. Şimdi ayak hareketlerinden başlıyoruz Vakkas abi. Yani bu ısınma hareketleri oluyor. Başlıyoruz yapmaya. Evet, kalçaları biraz daha fazla oynatalım. Evet, şimdi öbür ayağa geldik. Evet Vakkas, çok güzel Vakkas abi. Evet. Şimdi kalçalarımızı şöyle oynatmaya başlıyoruz.
Oyna abi, daha hızlı oynat abi. Şimdi sol gösterip sağ vuracaksın gelen toplara karşı yani. Evet, oyna. Dur lan, oynanma, huylanıyorum. Şimdi belimizi şöyle yuvarlak hareketler. Evet, çeviriyorum. Çok zevkliymiş lan bu tenis. Rezil ettin ulan beni adamlarıma. Abicim yani bak bu hareketler tenis sahalarında görmek istemediğimiz hareketler. Abi. Sen ne biçim hocasın lan, delikanlı gibi dursana. Ulan bu tenis sporu sala yararlıdır diyen kıyarımı bulursam oylum olacağım. Ne güzel, bahar geliyor. Baharla birlikte tabiattaki bütün canlılar, özellikle de bayanlar kıpır kıpır kıpranmaya başlar. İnsanın kanı kaynar, karizma tavan yapar. Baharı bekleyen... Şimdiden iki bayan kıpraşmaya başladı. Yetiş oğlum, şu ayıp galiba senin dükkana giriyorlar. İyi günler. Buyurun bayanlar, buyurun. İyi günler. Bir dakika lan, çekil lan, karizmatik tırtıl. Asıl buradan buyurun bayanlar. Ben varken bu ineğin buyurması burada geçmez. Siz buradan buyurun. Biz kiralık bir ev arıyorduk da bildiğiniz bir emlakçı var mı acaba? Ben varken emlakçıya ne gerek var? Kendimi tanıştırayım. Bendeniz her türlü alınır, taşınır, satılır, gayrimenkul malların bilirkişisi Şuayip Dal Arz Ofisi. Buyurun. Memnun oldum ben de sırma. Sırma. Isırma gibi değil mi? Isıracağım işte. Isıracağım. İsminizdeki olumsuzluk ekine rağmen insan canı ısırmak istiyor değil mi? Ben de hale. Hale. Bak senin yüzünden düştüm bu hale. Vallahi kimyamı değiştirdiniz Hale Hanım. Vücudumun üçte ikisi sularla kaplıydı. Şimdi hepsi buhar olup havaya uçtu. Kiralık ev bulmak konusunda bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Oldum bile. Hemen iki sokak ötede Bahar Apartmanı daire 5 sizindir. Üstelik möbleli. Kiralık ev şıp diye bulduk Hale. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Vallahi şu ayıp usta. Ya bu tarif ettiğine benim ev. Bir dakika bayanlar. Nesli tükenmekte olan sevgili Şıra'm. Sana yaşamak için doğal bir ortam buluruz. Şimdi bu iki yeğenimi açıkta mı bırakayım? Bu hanımlar senin yeğenin mi oluyor Şuayip Usta? Tabii oğlum. Üniversiteyi okumak için Konya'nın Karaman kazasından geldiler buraya. Madem öyle artık yapacağız bir kıyak artık. Ne yapalım? Aferin lan. Ustana yapmış olduğum bu kıyak karşılıksız kalmayacak. Sana 5 yıldızlı bir mekan bulacağız. Buyur Şuayip Usta. Tamam bayanlar, isterseniz evi görmek istiyorsanız hemen sizi götüreyim. Çok iyi oluyor. Tamam abi. Buyurun o zaman buyurun. Bana bak, zaruret ararsa tekele, Cansu ararsa Coca-Cola'ya gittiler. Tamam ya. Sen merak etme Şuayip Usta. Güle güle. Kirayı düşünmeyin kızlar. Kolay ödersiniz. Ay çok yüksek olmasa bari. Yok canım, ayda 40 milyoncuk. 40 milyon mu? Tabii önümüzdeki yıl %25 indirim yapacağız. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Şu ayıp ve kirada indirim olur mu? Ben indirimi severim kızlar. Ama kusura bakmayın, daha fazla da indiremiyorum kanunlar gereği. Ama siz bir eve yerleşin, bakın daha ne indirimler yapacağım ben. İşte mutlu yuvamız. Nasıl ama? Mutlu yuvamız mı? Yani lafın gelir şöyle dedim canım. Bu evde ne kadar mutlu olursunuz anlamında şey ettim. Evet. Bu evi ne çıtırlar ne sekreterler ne güzeller istedi ama kısmet sizeymiş. Şuraya bak. ne demişler? Bir evi 1000 kişi ister, 1 kişiye nasip olur. Hay ağzınızın içini öpeyim Sırma Hanım. Bak Sırma deyince böyle hep ısırasım geliyor biliyor musun? Deniz manzarasını nasıl buldunuz? Deniz manzarası mı? Buradan deniz falan görünmüyor ki. Olur mu? Görünüyor canım. Hele bir çatıya çıkın, şöyle bir zıplayın. Vallahi adalar tabak gibi görünüyor. Hele bir mini etek giyip zıplarsanız adaların tadına doyum olmaz. Evde balkon var mı? Balkonun olmamasının ne önemi var canım? Sizin balkona ihtiyacınız mı var? Size de çok zahmet verdik şu Ayıp Bey. Yok canım, ne zahmeti? Sizinle ev bakmaya Çin'e kadar giderim ben. Hakikaten çok yardımseversiniz. Adeta kanatsız bir melek. Evet. Değil mi?
Bir hatırlatın, kalaklarımı da göstereyim size. Oh, unutmadan şu kontratı imzalayalım kızlar. Evet, çok iyi olur. Evet. Şuayb Dal karizmatik imzamda tamamdır. Şimdi sizin kadar güzel olan imzanızı da rica edelim. Ne kadar güzel atıyorsunuz ya. Aa, ayakkabım bir şey oldu, kirlenmiş ya. Allah Allah. Evet, tamamdır. Evet, mutlu yuvamızı nasıl buldunuz ama? Mutlu yuvamız mı? Mutlu yuvamız derken yani lafın gelişi öyle dedim. Yani yerleşince, yaşayınca ne kadar mutlu olacaksınız anlamında öyle söyledim. İstersen bir de tuvaletlere bakalım. Vallahi iki tane tuvalet. Gelin buyurun. Çok modernizm. Alo, Sabır Emlak mı? Ben gazetede ilanınızı okudum. Bu kiralık triplex villa için aramıştım. Yüzme havuzu var mı? Hiç önemli değil. Nasıl olsa Şuayb Usta mı ödeyecek kirasını? $5,000 mı? Havada karını öder Şuayb Usta'm, hiç verin. Manyak mısın ulan? Ne villası? Ya hani sen bana 5 yıldızlı bir ev tutacaktın Şuayb Usta? Ulan sana ben buradan bir tane korum, tepende uçuşan 5 yıldızı görürsün. Bırak oğlum villayı villayı, ben sana daha nezih bir ortam yaratacağım. Mesela... Dükkanda yatabilirsin. Dükkanda yatılır mı be Şuayb Usta? Benim de bir özel hayatım var değil mi? Yani gece bir misafirim gelse onu dükkanda mı ağırlayacağım? Senin özel hayatın iyi. Ulan jazz sosyete gibi her gün dükkanda parti mi vereceksin lan? Oh! Buldum be! Ne buldun usta? Buldum ulan buldum, bir dakika dur. Hemen senin 5 yıldızlı çadırının inşaatına başlıyoruz. Çadır mı kuracağız bana Şuayb Usta? Merak etme oğlum, ömrüm hayatım çadır kurmakla geçiyor zaten. Ya yapma be usta ya, mis gibi evimi aldın, beni çadıra sokuyorsun, yapma ya. Oğlum merak etme ya, bak şimdi önümüz yaz. Çadır turizmi acayip patlayacak. Turist kadınların acayip ilgisini çekeceksin oğlum. Yaza kadar donarım ben be usta, belki de bu akşam ölürüm. Donmasın lan, donarsan antifriz içersin, bir şey olmaz. Hadi gel, gel şuraya, gel buraya. Şunları ucu ucuna dik bakalım. Şunları. Geç geç geç. Hadi al al bunlarla çadırını kur. Allah Allah. Her şeyi ben mi yapacağım lan? Hayır usta, bu çadır bana olmuyor. Ayaklarım dışarıda kalıyor. Bir de şu X-Large çadırı deneyin beyefendi. Üzerinize cuk diye oturacaktır. Lan sen ne tatmışsız adamsın be. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Çek topla ayaklarını bakayım. Topla topla topla, içeri içeri al. Şimdi de kafam dışarıda kalıyor, baksana. Daha iyi. Fena mı? Yıldızlara baka baka uyuyorsun. Vallahi sana imreniyorum ha. Keyfin gıcır yani. Ha bak. Bir de al şu Coca-Cola'ları. Oo! Mini barın da var. Vallahi misafirlerine hava atarsın ha. Yaktın beni be Şuayb Usta. Ben şimdi bir iki şişe şarap alıp kızları ziyarete gidiyorum. Akşam olunca dükkanı kapatıp 5 yıldızlı çadırına geçersin, tamam mı? Ha. Zaruret ararsa tekene mal almaya gittiler. Hadi bakayım. Tamam usta. İçem. Rakı içem, şarap içem, vay içem. Ulan ne tuhaf şarkı. Bendeniz karizmatik Şuayb ve saz arkadaşları. Şuayb Bey, gecenin bu saatinde ne işiniz var burada? Ya, Şuayb olmak o kadar kolay değil. Kar, yağmur, çamur demeden 24 saat hizmetinizdeyim. İyi de bizim bir şeye ihtiyacımız yok ki. Vardır, vardır. Bir düşünün. Siz neye ihtiyacınız olduğunu düşünürken bu arada birkaç kadeh şarap tüketelim değil mi? Good morning Sırma Hanım. Good morning de saat gecenin kaçı Şuayb Bey? Partiler gece yarısı verilir Sırman. Parti mi, ne partisi? Evi kiralamanızı büyük bir partiyle kutlayacağız. Teşekkür ederiz ama partiye hiç gerek yok Şuayb Bey. Yarın sabah erkenden işe gideceğiz. Onun için partiyi başka bir zaman yaparız. Ama ne demişler, bugünün partisini yarına bırakma. ayrıca kontratta da madde var. Ne maddesi? Bununla ilgili bir madde var hayatım. Bak şimdi, kiracı ve ev sahibi evin kiralanmasını
40 gün 40 gece verilecek partiyle kutlayacaktır. Sırma oğlum. Şahip usta ulan, Şahip usta. Yaktın beni, yaktın beni. Telefonlara cevap vermediğine göre bir haltlar karıştırdığım belliydi. Dükkanı da kapatmış. Ulan, ulan Şahip. Senin iki gözünü birden kapatmaz mıyım ben şimdi? Dükkanın önüne çadır kurmuşlar. İyiyim vallahi, ilk önce çadır sonra kondu. Hey, çık bakayım dışarıya. Zaten zor girdim bu çadıra, zahmet yakın. Ne olur çıkartma beni buradan. Sefer, senin ne işin var orada? Ulan soruma cevap vermedin, ne işin var dedim. Evin yok mu senin? Şu an Mustafa benim evi sizin yeğenlere kiraladı zahmet yenge. Bizim yeğenlere mi? Kim ulan bizim yeğenler? Karaman'dan gelen iki yeğeniniz var ya hani. Hale ve Sırma işte onlara kiraladı benim evi. Ulan bir kere bizim Karaman'da hiç akrabamız yok. Bir. Hale ve Sırma diye hiçbir canlı da tanımıyorum bu iki. Karaman'ın kuyunu sonra çıkar oyunu. Ulan şu ayı. Ulan şu ayı. Şimdi senin derini yüzüp Türk Hava Kurumu'na bağışlamaz mıyım ben? Yedim ulan seni. Aman kurbanı benim evde kesme zahmet yenge, ortalık pislenmesin. Kontrattaki diğer bir maddeye göre ev sahibi günün her saati evi ziyarete gelebilir ve hatta yatıya kalabilir. Salak kafam, kontrat okumadan imzaladım. Böyle kontrat mı olur kız, adam resmen bizimle birlikte kalmak istiyor. Hadi kızlar, ne böyle duruyorsunuz ya, hadi içelim, relaxe olun. Daha trencilik oynayacağız. Ne trenciliği? Banlıyor trenciliği. Birbirimize tutunup böyle çuf çuflayacağız. Daha sonra bir ara ben gelip biletleri kontrol edeceğim. Bileti olana şöyle bir çimdik atacağım. Bileti olmayanı? Sen tahmin et. Yiyenlerin ha, yiyenlerin ha yedi bulmaz seni Şahip. Kim lan bu gece vakti partimizin içine limon sıkan? Sefer hıyarıysa kov gitsin. Alıştırma ineği. Vallahi eve dalanır. Yapışkandır hayvan. Bizde ev sahibi kiracı dayanışmasını kutlayalım. Şerere. Şuhayip amca, yeğenin zaruret tokattan okumaya geldi. Acaba bana da bir kalacak ev bulabilir misin? Zaruret! Kızlar, bana kör bir bıçak bulabilir misiniz? Evi tutmanızın şerefine bir kurban keseceğim de! Yetiş Yaşar Nuri Hoca, Adem Hoca,